Değerli izleyiciler, Güncel Özel programımızın 3. bölümündeyiz. Bugün bölümleri ardı ardına yaptık çünkü önemli konuları gündeme getiriyoruz. Çünkü Adıyaman, yani bizim tek amacımız Adıyaman'ımızın daha ileriye gidebilmesi. Tabii bunun için de ne lazım? Üretim lazım, üretmek lazım. Üreten bir il olmamız gerekiyor. Tabii bu üretimin de başında organize sanayi bölgesi var. Sayın Başkanımız da hazır yakalamışken soruları üst üste sorduk. Başkanım, sizi de yorduk. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Evet. Başkanım, 6. bölgeye ben gelmek istiyorum biraz da. Çünkü 6. bölge Adıyaman'da çok istedik 6. bölgede olmayı. Yani 5. bölgedeyken çok sorunlar yaşadık. Ama 6. bölgeye geldiğimizde bunu iyi değerlendirebiliyor muyuz? Yani 6. bölgenin nimetleri ne? Öncelikle onu soracağım. Yani ne tür artılar var Adıyaman'a, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ne? Ve 6. bölgeden dışarıda, Organize Sanayi Bölgesi'nden dışarıda yatırım yapanlar da faydalanabiliyor mu? Eski yatırımcı, yeni yatırımcı şeyi var mı? Ayrımı var mı bu 6. bölgede? Şimdi tabii ki 6. bölge nimetlerinden... Evet. Faydalanabiliyor muyuz derken 6. bölgenin nimetleri neler? Yani evet. 6. bölge teşviğinden yararlanan bir kişi nelerden faydalanıyor? Bir sefer başlarken biz zaten organize sanayi bölgesindeki arsaları biz teşvik kapsamında verdiğimiz için şu anda Adıyaman organize sanayi bölgesinde arsanın metrekare fiyatı 80 lira. Bunun yarısını ödüyor, kalanı da 6 ayda bir ödemeli, 4 eşit taksit halinde faizsiz ödüyor. Büyük nimetlerden biri bu. İkincisi, yatırım teşvik belgesi alınca yapmış olduğu yatırımın bedelinin tamamını devlet verginden düşürüyor. Yani 12 sene boyunca diyelim ki İşte sen 10 bin lira para verdin tesisine. O 10 bin lirayı 12 yılda senden kesiyor. Verginden. Evet. Mahsup ediyorsun onu. Verginden mahsup ediyorsun. Üçüncüsü de kredi kullanıyorsun. Kullandığın kredinin 7 puanını devlet ödüyor. Yani sen kredi kullandın. Diyelim ki şu anda faizler devlet bankaları 15 civarında veriyorlar. 15-15,5 civarında. Sen 7 puanını devlet verdiği için %8'e geliyor sen kredin. En önemlilerden biri de özellikle bu emek yoğun olan işlerde sigortanın hemen hemen tamamı muaf. Yani şu an sıfıra yakın, yani 100 lira civarında, 90 lira mı 100 lira civarında bir sigorta bedel ödüyorlar. Bunların hepsi 6. bölge teşvikleri kapsamında bir de işinin vergisinden de muafsın. Yani burada stopaj dediğimiz işçiliğinden dolayı vermiş olduğun vergiden de muafsın. Dışarıdan makine aldığın zaman KDV muafiyetin var. Gıdada iş içeride, yani biz onu yerli makine aldığımız zaman orada da KDV'den muafiyetin var. Bunların hepsi şeydir. 6. bölge teşvikleri nimetleri. 6. bölgede yatırım yapan organize sanayi bölgesi şartı yok aslında. Bizim vatandaşımız biraz da şehit davranıyor. Yani organize sanayi bölgesinde yer yok, biz yatırım yapamıyoruz, şudur budur. Öyle bir şey yok.
Diyelim ki soğuk hava deposu yapıyorsun. İlla organize sanayi bölgesi. Hayır, soğuk hava deposuna zaten Sanayi Bakanlığı izin vermiyor. Bizde yatırım yapabilmen için bir ürünün şekil değiştirmesi lazım. Örneğin sen desen ki ben nohut ihraç edeceğim. Yapamazsın yani bir paketleme, ama ancak sen mercimeği değirmende geçirip öğüttükten sonra ancak sanayi organize sanayi bölgesinde yer alabilirsin. Soğuk hava deposu dediğimiz her tarlanın başında yapılabilir. Ha sen nar ekşisi yapacaksın, bunun yanına soğuk hava deposu yapabilirsin. Bunda bir şey sıkıntı yok. Veya işte soğuk deposunun gerekli olduğu şeylerde bunu yapabilirsin. Evet. Yani ürünü saklaman lazım. O ürünü saklaman için sana soğuk hava deposu lazım. Bunu yapabilirsin. Evet. Ben geçen gün köye giderken baktım ki Bölüköy'de eskide bir vatandaşımız süt fabrikası yapmıştı. Uzun yıllardır o süt fabrikası boştu. Baktım burada arabalar duruyor. İndim dedim, hele bakayım ya burada ne tesis yapmışlar. Gittim baktım, içeride Sincikli bir vatandaşımız, İstanbul'da çalışıyormuş. Gelmiş Bölüköy'de konfeksiyon atölyesi açmış ve 100 kişi civarında eleman çalıştırıyor. Ne kadar güzel. Yani o köyde diye teşviklerini yararlanmıyor diye bir şey yok. Evet. Yani istersen dağın başına yap, şehir merkezinde evet. Yap, nerede yaparsan yap, 6. bölge teşviklerinden yararlanıyorsun. Bu birincisi. Evet. İkincisi, eski sanayiciler teşvik teşvikten yararlanabilirler mi 6. bölge teşviğinden? O eskiler maalesef yararlanamıyorlar. O da bir haksızlıktır aslında. Evet. Rekabete dayalı bir sanayi yapıyorsan, düşün ki ben konfeksiyon yapıyorum. Hiçbir şeyinden faydalanamıyorlar. Hiçbir şeyinden faydalanamaz. Evet. Yani eskiler faydalanamıyor, yeni yatırımlar faydalanıyor. Bu da tabii geçmişte de teşvikler vardı. Onlar da belki o teşviği kullanmışlardır diye. Evet. Aynı teşvik bir daha kullanılmasın diye. Böyle bir... Aynı teşviği tekrar kullanmasın diye bunu getiriyor. Parantez içerisinde başkanım, yani mesela özellikle sigorta primleri işvereni zorluyor bildiğim kadarıyla. Yani çünkü büyük bir yük. 1000 lira, 1500 TL gibi bir sigorta. 1700 civarında. 1700 TL bir evet. Sigorta primi var. Bunu 6. bölgeden faydalanmak için bir kota var mı? Yani bir sınır var mı? İşte şu kadar işçi çalıştırman lazım ki işte sigorta primlerinde. Hayır. Yani 10 kişi de olabilir, 1000 kişi de olabilir. İsterse 10 kişi olsun, isterse 1000 kişi olsun faydalanır. Eğer yeni fabrika kurmuşsa, evet. Yeni ise hatta kotalar var. Evet. Diyelim konfeksiyon yapmak istiyorsun, 500 bin liralık makine alman lazım. Yani, yalnız makine değil. Yer yaparsın, 500 bin liralık yatırım yapman lazım evet. Bu konuda. Onun için bir şey yok, sıkıntı yok. Yani burada önemli olan yatırımı yapmak. Evet. Her türlü, tüm yatırımlar da şeyden yararlanıyor. Bütün yatırımlar yararlanıyor. Yararlanıyor. Evet. Her birinin tabii ki belli bir şeyi var. Belli miktarda yatırım yapmaları lazım. Evet. Teknoloji üretimi mi, tarım üretimi mi? Sizce hangisi? Şimdi tabii bunlar arasında tercih yapmak çok zor. Evet. Tarım, bizim gibi illerde tarıma dayalı sanayi gelişmek zorunda. Evet. Hani biz eleştiriyoruz işte su gelmedi, bilmem şu olmadı. Şu anda Adıyaman'da faaliyeti devam eden 3 tane barajımız var. Uçalı, Gümükhan ve bir de Çetintepe barajları. Evet. Bir tane yeni daha ihale oldu. O da Kahta'da. Güzelçay barajı. Bunlar faaliyete geçtiği zaman inşallah tarıma dayalı sanayi de bunun paralelinde geliştirmemiz lazım. Evet. Çünkü sanayi ürünü yetiştirecekler. İşte bu nedir sanayi ürünü? Ayçiçek yağıdır, evet. Pamuktur, şeker pancarıdır. Bunun yanında bademdir, zeytindir, Antep fıstığıdır, hatta yer fıstığı bile Adıyaman'da çok güzel yetişiyor.
Yani bunların hepsini şey yapmanız lazım. Evet. Buna paralel olarak sen sanayini geliştirmek zorundasın. Biz her zaman ikinci organize veya daha büyük bir organize dememizin tek nedeni, çünkü bir organize sanayi bölgesinin kuruluşundan altyapısının bitimine kadar 6-7 sene geçiyor. Bu süreci çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani organize sanayi bölgesinde istediğimiz kadar yerimiz olsaydı, şu ana kadar 5 tane iplik fabrikası müracaat etti bize. İplik fabrikaların belli bir standardı var. Yani 234 metre uzunluğu olacak. Eni yapacağı yatırımın büyüklüğüne göre değişir. Onun için planlama yaparken bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Dışarıda İstanbul, yani Trakya şu anda tıkandı. Yani Trakya'da dikkat ederseniz müsilaj dedikleri o İstanbul'da Marmara Denizi'nin şeyi de hep bu şeylerden kaynaklanıyor. Katı şey atıkları, evsel atık olsun işte fabrikanın atıkları olsun, evet, denize aktığı için o müsilaj dediğimiz şey meydan. Bizim organize sanayi bölgesinde ki çıkan suları eğer arıtmadan geçirmesek, biz barajabilirsek yanlış yapmış oluruz. Bunu başta planlamakta yarar var. Ya biz burada kokusu olur, elbette ki bizim kokumuz da olur, gürültümüz de olur. Çünkü biz üreten bir yeriz. Ancak buna mümkün olduğu kadar o sebeler çok duyarlıdır. Şu anda yeşil o sebeler gündemde. Yani herkes bizim gibi ağacını yetiştirecek, oradaki kirliliğin dışarı çıkmaması için. Biz bunlara çok dikkat. Ancak belediyeler bizi o kadar sıkıştırıyorlar ki, yani yetkileri de var. Ama bunların yetkisini geçmişte karşısında duran bir başkan bulamamışlar. Ben şahsen olsam gül beyaz konutların olduğu yeri konut olarak açmam, evet, açtırmam yani. Evet. Bizim orada geçmişteki hata bugün bizi arayış içerisine koydu. 2000 dönüm bizim depolama dediğimiz arazimizi dönemin belediye başkanı ve o zamanki müteşebbis heyette yer alan arkadaşlarımızın imzasıyla imara açmışlar. Evet. Yani organize sanayi bölgesine ihanet etmişler ve aynı zamanda bu ihanet Adıyaman'a yapılmış oldu. Şu anda kuzeyi boş Adıyaman'ın imar olarak. Doğusu boş. İstediği yere kadar gidebilirler doğu tarafta. Yani Eğri Çayı ile Ziyaret Çayı arasındaki alanı doldurabilirlerdi. Evet. Ama maalesef bizimkiler ne yapmışlar? Altınşehir'i, Adıyaman'ın en verimli arazisi olan Altınşehir'i imara açtılar. Yani nerede zarar vereceklerse oraya yapıyorlar. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen bitişini imara açtılar. Ben belediye ve valiliğe de geçmişte yazı gönderdim. O sebenin etrafını imara açmayın diye. Ama şu anda ben mahkemeyle uğraşıyorum. Yani bunlar gelen kişi kolaylık olsun diye hemen kolay olan yere şey yapıyorlar veya başka şeyler de olabilir. Tarım arazilerini şey atar. Bu Türkiye'nin bir sorunu. Ya sadece Adıyaman değil ha. Evet. Burada biz o sebeleri geliştirmezsek üretim yapamayız. Bakın şu anda Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık olarak 400 milyonla 500 milyon arasında ihracatımız var. Döviz getiriyoruz Türkiye'ye. Bu ülke hepimizin. Yani şunu söyleyeyim. Ben döviz getirmesem, öbürü getirmesem, diğeri getirmese biz bu ülkeyi kalkındıramayız. Yani kalkınabilmesi için, bu herkesin rahat edebilmesi için herkesin ekmeğini hep beraber vermek zorundayız. Biri aç, diğeri tok, zaten dinimizde de bu var.
Hazreti Muhammed demiş ki benim ümmetimden değildir onlar. Evet. Bizim iş adamı olarak devletin büyükleri veya işte yönetenler kim olursa olsun bu arkadaşlarımıza aş iş bulmak zorundayız. İstediğin kadar paran olsun, zengin ol, ne olursan ol. Suriye'de de çok zengin vardı, bakınız şu anda darmadağın oldu. Evet. Biz insanlarımıza bakmak zorundayız. Zenginler üretmek zorunda. Tabii öbürü de çalışmak zorunda. Ben evimde oturayım, devlet bana baksın zihniyetin de bitmesi lazım arkadaş. Herkes kendisine düşeni yapmak zorunda. Bu ülke kalkınmalı. Bu ülke dışarıya muhtaç olmamalı. Yani gözümüz bizim okumuş insanlarımızın gözü dışarıda. Niye dışarıdakinin gözü bizde olmasın, bize gelmesin? Bunlar hepsi sıkıntıdır. Bunları biz düşünürken herkes bunu düşünmek zorunda arkadaşlar. Evet. Burada bu 6. bölgesi onu araya bu girdi. 6. bölgenin Adıyaman'a çok büyük yararları var. Şu anda bizim dışarıdaki hemşerilerimizin gözü Adıyaman'da. Ya sadece Adıyaman merkezde değil, Kahta'da, Gölbaşı, Besni. Bakınız, Besni ilçemiz müteşebbis olarak bizden çok önde. Ta ben bildim bileli onlar kilim yaparlar. Şu anda Uşak'ta en az 50-60 tanenin üzerinde bizim hemşerimiz Uşak'ta örme işiyle uğraşıyor. Eğer biz bunların önünü açmış olsaydık niye Uşak'a gitsin? Niye Manisa'ya, Aydın'a, şuraya buraya gitsin? Veya İstanbul'dakiler, aslında İstanbul biraz da bize yararı oldu. Bizim hemşehrilerimiz gitti orada. Sanayiciliği, girişimciliği öğrendiler. Kurumsallaştılar. Yani şu anda bize gelen firmaların çoğu kurumsal firmalar. Biz bunları, onlar orada öğrendiler, buraya geldiler, biz de onlardan öğreniyoruz. Evet. Yani öyle. Tabii başkanım artık bize ayrılan süreyi de noktalayacağız. Tabii birkaç tane soru var ama o sorular çok konumuzla alakalı değil. Ondan dolayı fazla şey yapmak istemiyorum. İsterseniz toparlayalım biraz da. Son olarak buradan söyleyeceklerimiz varsa alalım. Sonra programımızı kapatalım. Şimdi şunu söyleyeyim. Evet. Sürekli biz organize sanayi bölgesi olarak gündemdeydik. Vay efendim kokunuz geliyor. Evet. Arıtmanın kokusu. Bu arıtma kurulurken, yani organize sanayi bölgesi kurulurken arıtmanın yeri değişmedi. Orada en düşük kutu. Orada biz organize sanayi bölgesinin arıtmasını yapmak zorundaydık. Bana da geldiler. Ben dedim ki kesinlikle biz onu değiştiremeyiz. Çünkü biz kendi alanımızın içerisinde en düşük boyutta yapmak zorundayız. Ve büyük sıkıntılara neden oldu. O adamlar da haklı. Haklı olarak bilerek veya bilmeyerek. Birçoğu bilmeyerek buradan ev almış. Evet. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Oranın kokusunu gidermek için 16 bin euro. Euro bazında. Ve her ay 30 bin liranın üzerinde de ilacına para veriyor. Bunlar bize bir külfettir. Eğer o parayı oraya vermezsem organize sanayi bölgesinde daha değişik şeylere verecek. Evet. Bunun için yani birileri ben yaptım, bana kar kaldı, işte şuraya şöyle yaptım, böyle bizde öyle bir şey yok. Hiç kimse kar kalmaz yani. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada bunun hesabını verecekler. Evet. Ben onu size söyleyeyim. Şu anda organize sanayi bölgesi sıkışmış durumda. Yani bizim doğumuz imar açıldı, güneyimiz imar açıldı. Yani bunun batı, olmaması gerekiyor. Batı tarafta afet konutlarını yaptılar. Yani evet. Bizi her taraftan sıkıştırdılar. Sanki evet. Organize sanayi bölgesi ayrı bir şey, kendileri ayrı, evet. Böyle bir şey olmaz. Buradaki işsizin iş bulma sorunu belediyenin. Belediyenin bana yardımcı olması gerekirken benim etrafımda
ki arazileri imara açıyorsa burada bir sıkıntı var. Evet. Hiç ihtiyacı yokken. Ama yasal olarak da bir şey de yapamıyoruz. Fakat bazı şeyleri öğrenmek, bakınız Gaziantep'in tüm 5. 6. organize sanayi bölgesi açıldı. Hepsi şehirle bitişik. Evet. Ama hiç kimse o organize sanayi bölgesinin etrafını açmıyor imar. Ya en azından hiçbir şey bilmiyorsak Gaziantep'e gidelim, bakalım hele. Onlar ne yapıyor? Biz niye bu kadar organizeleri sıkıştırıyoruz? Çünkü organize sanayi bölgeleri olmadan, biz üretmeden şehir merkezindeki kişi rahat edemez. Evet. Köyde arası olmayan iş, hiçbir geliri olmayan kesimler hepsi şehir merkezine geliyor. Evet. Ve bu şehir merkezindeki kişilere de iş bulmak zorundayız. İş bulmak için de üretmek zorundayız. Bunu hepimiz bilmemiz lazım. Hepimiz çaba göstermemiz lazım. Muhakkak. Yani herkes taşın yani, altına elini koymalı. Konuşulduğu zaman herkes yani seçimde seçime ben size gelmemeliyim. Ben size gelebilmem için önce ben sizin önünüzü açacağım, size hizmet edeceğim, işsize iş bulacağım, üretmek isteyene yer vereceğim. Bunların hepsi olması lazım. Evet. Ama arkadaşlarımız maalesef kolayı bulmuşlar. İşte organize sanayi bölgesi veya başka küçük sanayi sitesi de olabilir bu. Evet. Sanayi bölgelerinin etrafının bir kere etrafını geniş olması lazım. Evet. Arazilerinin geniş olması lazım. Şimdi bir Adıyaman düşün ki ben size bir şey söyleyeyim. Hani sürekli depodan bahsediyorlar ya. Evet. Siz sormadınız ben gireyim buna. Evet. Aslında. Eğer bir ilde sen o toptan gıdacılar sitesini yapmamışsan elbette ki adam geniş alan, yüksek alan ister. Üretimi biz bunu engellemeye çalışıyoruz ama tamamen kesemedik. Evet. Engelliyoruz da. Ama başta bu işin önünü kesmek için sen toptan gıdacılar sitesi yapmak zorundasın. Hı hı. Evet. Sebze haliyle birlikte bir araya getirmek zorundasın. Bir proje, bir tek organize sanayi bölgesiyle bu il büyümez. Sadece cami yapmakla da bu iş büyümez. Evet. Sadece okul yapmakla da o öğrencilere iş bulamazsan o öğrenciler yarın başına bela olur. Biz okula yer vermişiz. Organize sanayi bölgesi olarak. Bakınız oradaki tesislerin tamamı bizim tasarrufumuzda. Okul yapılırken organize sanayi bölgesinde endüstri meslek liseleri. Organize sanayi bölgelerine eleman yetiştirilmek üzere okul yapılıyor. Evet. Ama şu anda o okuldan mezun bir tane adam bulamıyorsun şeyde, organize sanayi bölgesinin içindeki tesislerde. Bizim tasarruf hakkımız var. Biz devralabiliriz o okulu ama kötü olmak istemiyoruz. Yani devletin yaptığı bir okulu sen yanlış çalışıyorsun demek istemiyoruz. Uyarıyoruz ama uyarımızı dinleyen de yok. O okul kendisini bize göre ayarlamak zorunda. Bize eleman yetiştirmek için bölüm açmak zorunda. Evet. Askem yapmışız ortaklıklı bir proje. Biz 5 ortağız ama bunun parasını valilikten yani kalkınma ajansından, bu Vali Bey'in projesi aslında. Ben arsa vermişim, 5'imiz ortak olmuşuz. Bu işin başından sonuna kadar ben yürütmüşüm. Şu anda Ticaret Sanayi Odası'na biz geçici olarak vermişiz. Ama o da eleman bizim dediğimiz doğrultuda yetiştirmezse el koyarız. Hiç dinlemeyiz. Burada dürüst çalışmamız lazım. Yapılan tesislerin rentabl çalışması lazım. Bunun için yani ben burayı aldım. Bizim öyle bir yetkimiz var ki çalışmayan fabrikaya el koyma yetkimiz var. Ama biz huzursuzluk yapıp da bu adam benim adamım, bu senin adamın, ben buraya el koyarım öyle bir şeyimiz yok. Oradaki tüm sanayiciler
bizim için çok elzemdirler. Çok da değer veririz. Ama bu tür teşebbüslerde bulunanlar acımayız biz. Evet. Yani bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Bizim de yere ihtiyacımız var. Ha biz ne yapıyoruz? Biraz önce de söyledim. Ayakkabıcılar sitesini Vali Bey'in temin ettiği parayla biz yapıyoruz. Onun %5'ini ben ödüyorum, kalan %5'ini de belediye başkanı ödüyor. Biz gayret ediyoruz ki yeni bir iş kolu açalım. Nedir? Gençlerimiz ayakkabıcılığı öğrensin. Gelsin, dükkanında ayakkabı üretsin veya işte 1000 metrekarelik alan kiralasın veya yapsın, ayakkabıcılığı da üretsin. Yani dünya pazarlığı açılsın yani. Biz şu anda pazar sadece bizim dükkanlarımız değil, dünya pazarı. Artık dünya globallaşmış, birleşmiş. Yani sen malını istediğin yere satabiliyorsun. Biz mobilyacı arkadaşlarımızın çoğu Irak'a mal satıyor, Avrupa'ya satıyor. Konfeksiyonumuzun tamamı Avrupa'ya gidiyor, iç tüketimin dışında. Bizim burada aşı üretim merkezi var, dünyanın her yerine veriyor. Evet. Güneş enerjisi paneli yapan firmamız var bir tane. O da Türkiye'nin her yerine veriyor. Bilmem ihracat yapıyor mu yapmıyor mu onu bilmiyorum ama biz bu tesislere önem vermek zorundayız. Siz tarım mı şey mi dediniz? Evet. Tarım bizim olmasa olmazımız ama artık sanayinin de teknolojik yatırımlara geçme evet. zorunluluğu var. Şu anda istihdam için konfeksiyonu fazla işçi çalıştıranı tercih ediyoruz. Yani bizim bir sefer işsizliğe çözüm bulmak zorunluluğumuz var. Evet. Bunu biz ve devlet bir arada yapmamız lazım. Yapmak zorundayız çünkü o aç kalan insanlar bizim insanlarımız. İşsiz kalan kişi vallahi kötü düşünebilir. Muhakkak. Yani, yani onun önemli. İçin kötülüğün önünü kesmek için üretmek gerekiyor. Üretmek lazım ama bu ülke hepimizin. Muhakkak. Hakkari'deki rahatsızlık da bizim. Evet. Trakya'daki de bizim. Karadeniz'deki de bizim. Akdeniz'deki de bizim. Biz bu işin farkında olup bir an evvel çözümünü bulmamız lazım. İnşallah bunun çözümü de bulunur. Evet. O temenniyle şey yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Gerçekten dolu dolu 3 bölüm geçirdik. Yani bizim için çok değerli tavsiyeleriniz oldu değerli izleyicilerimize. İnşallah öne açılan bir şey olur. Gençlerimiz özellikle. Yani geleceğin teminatı olan gençlerimizin de artık bir şekilde ticarete ve yatırıma ve üretime kazandırılması gerekiyor. Artık gençlerimizin önünün açılma yöntemlerini başkanımızın tabii koltuğu orada, masası orada. Ben ne zaman gittiysem orada buldum. Bulamadıysam da aradım başkanım neredesin dedim. Şuradayım dedi, yanına gittim. Yani gidip danışabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok değil mi başkanım? Herkes gelebilir. Evet. Bak size bir şey söyleyeyim. İşçi arkadaşlarımız, yani evet. işe ihtiyacı olan arkadaşlar geliyorlar. Biz sağa sola arıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Evet. Yatırımcı, her zaman yatırımcının emrindeyiz. Eğer merkez USB'de yerim yoksa varsa veririm. Yoksa Kahta var, Gölbaşı var, Besni var, yeni evet. açılan yer, açılacak yerlerimiz var. Yani hiç kimse ben Adıyaman'da yer yok, ben işte yatırım yapmak istemiyorum dememesi lazım. Evet. Çünkü Adıyaman'ın her tarafı 6. bölge. Evet. Yani nerede yaparsan yap. Neresi olur? Ben 80 liraya satıyorum arsayı, 30 liraya arazi bulup veya Vali Bey'den hazine arası isteyip de şey yapabilirler, yatırım yapabilirler. Yani burada illaki tamam organizasyonun bazı avantajları var. Çünkü organize sanayi bölgelerindeki şey birincisi deneyimi paylaşmak. Yani evet. oradaki deneyim paylaşmak. İkincisi ucuza her şeyi mal etmek. Ne işte bu elektrik mesela. Bizde elektrik dağıtım bedeli olarak biz 3 kuruş alıyoruz. Tedarikçiler 22 lira 20 kuruş alıyorlar.
Ya burada bir suyu 1 lira 60 kuruştan satıyoruz. Fazla kullananlarda 1 lira 35 kuruştan alıyoruz tonunu. Ama belediye 4 lira, 4,5 lira veya dışarıda bu 5 lira, 6 lira civarında. Bunun faydaları var. Mutlaka yani bizim, biz ucuza su, elektriği mümkün olduğu kadar ucuza satmak zorundayız. Bizim mesela şeyde çok fazla ucuzlatamadığımız doğal gaz. Gene %5 avantaj var yani bu avantajlardan yararlanırız. Bir şey daha var. Biz bu sebebi devraldığımızda çamurdan geçilmiyordu. Evet. Her tarafın kaldırımları, yani trotuar biz diyoruz, kaldırımlarını yaptık, asfaltlarını çok güzel bir asfalt güzel asfaltlarını var, döktük. Yani çok temiz bir o sebebi yarattık. Evet. Yani öyle çok dışarıda güzel görüldüğü gibi değil. Çok, çok güzel bir o sebebi var. Çok sağ olun. Teşekkür. Eğer bittiyse sayın seyircilerimiz de bizi dinledikleri için uzun da sürdü biraz. Evet. Kendilerine teşekkür ederim. Adıyaman hepimizin, Adıyaman'ın güzellikleri de sorunları da hepimizin sorunları. Evet. Her şeyimiz ortaktır. Ama malımız değil tabii. Yani bir vatandaş diyecek ki madem ki ortaksak siz zenginsiniz o sebep olarak ben diye fark edeyim. Öyle bir ortaklığımız yok ama sorunlarda ve güzelliklerde biz ortakız. Ortak olmak istiyorsanız teşekkür ederim. O sebebi yerinizi almaya çalışın. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Berra TV'ye de ayrıca çok teşekkür ederim. Çok bizi vatandaşla bir araya getirdiniz. Bu akşam biraz sohbet edebildik. Çok, çok teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Bizim için de çok güzel bir programdı. Hani gerçekten kendi adıma söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz de inşallah bizi sıkılmadan dinlemişlerdir. Çünkü sıkılacak bir konu yokturdu. Her konu birbirini getirdi ve gerçekten sorunlar yumağından nasıl çıkacağımızın da önünü görmüş olduk. Yani üretmek önemli. Biz üreten bir il olacağız ki gelişen bir il olalım. Sahipsiziz diyoruz. Evet, sahipsiziz. Çünkü biz kendimiz sahiplik etmiyoruz. Yani kendi malımıza kendimiz sahiplik etmiyoruz. Önce biz sahip çıkacağız. Yani kendi memleketimize önce biz sahip çıkacağız. Sonra sahipsiz memleket diyeceğiz. Çünkü sen bir şey üretirsen, ben bir şey üretirsem, işte Abdülkadir Başkanım bir şey üretirse, üreten bir il olacağız ve kimseye ihtiyacımız olmayacak. Ve çok da güzel bir ilde yaşama şansımız olacak diyoruz. Bu akşamlık da bizden bu kadarlık. Sayın Başkanım, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Abdülkadir Çelenk'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu vakte kadar bizlerle birlikte oldu. Güzel bilgilerini, birikimlerini bizlerle paylaştı. Yolu açık olsun diyoruz. O her ne kadar siyaseti düşünmüyorum demiş olsa da değerli izleyicilerimizin mesajlarından biz gene de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Başkanım, siz bu gece gidin evde bir düşünün. İnşallah vekil olarak ya da belediye başkanı olarak sizi de görmek isteriz diyoruz ve bu akşamlık da programımızı burada noktalıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz.